Müttefik kuvvetleri Hilali Ahmer sancağı bulunan Halil Paşa çiftliği hastanesini bombaladı. U-18 Alman denizaltısı Boğaz'a giriş yaptı. Bunları biliyor musunuz? Çanakkale Savaşları sırasında askerler cephede iki bayram geçirmiştir. Haber bülteninden herkese iyi akşamlar efendim. Ben Yonca Özden. Çanakkale ve Türkiye gündeminin öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Lapseki'de çarşamba günü akşam saatlerinde cinnet getiren Nevzat Aydoğdu, eşi Fatma ve oğlu Enes'i öldürdü. Lapseki'de dün akşam saatlerinde Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde yaşanan olayda psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen ve gündelik işlerle çalışan Fatma Nevzat Aydoğdu çifti akşam saatlerinde tartıştı. Evde bulunan çiftin çocukları Enes, anne ve babasını ayırmaya çalıştı. Bu sırada cinnet getiren Nevzat Aydoğdu tabancayla dehşet saçtı. Nevzat Aydoğdu'nun silahından çıkan mermilerin isabet ettiği Fatma ve Enes Aydoğdu kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından polis ve 112 acil servisi arayan Nevzat Aydoğdu, eşi ve oğlunu öldürdüğü ihbarında bulundu. Kısa süre sonra eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ile oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Nevzat Aydoğdu ise gelen polislere silahıyla birlikte teslim oldu. Nevzat Aydoğdu, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemede Fatma Aydoğdu'nun vücuduna 4, oğlununsa tek kurşun isabet ettiği belirlendi. Anne ve oğlun cesetleri savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Sevgili seyirciler, bültenimizi üzücü bir haberle açtık. İkinci haberimiz de maalesef üzücü. Müzisyen Gökhan Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilinin 40 metrelik şarampole uçması sonucu hayatını kaybetti. Genç sanatçı sosyal medyadaki son paylaşımında "Hiçbir haksızlık yoktur ki cezasız kalmasın. Sen Allah'a havale et, bırak intikamını o alsın" diye yazdı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Asos Antik kentinde tatilini geçiren ve burada gençlere ders veren müzisyen Gökhan Yılmaz, dün sabah saatlerinde otomobiliyle Asos istikametinden sahil yoluyla Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesine gitmek için yola çıktı. Müzisyen Gökhan Yılmaz'ın kullandığı otomobil, Arıklı Köyü sahilinde yoldan çıkarak 40 metrelik şarampole yuvarlandı. Otomobil içerisinde bulunan Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili jandarma ve savcılık soruşturma başlatırken cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Asos'ta müzik dersleri veren ve birçok ünlü sanatçı ile birlikte çalışan Gökhan Yılmaz'ın sosyal medyadaki son mesajında "Üzülme, için yandığı halde sabredebiliyorsun ya hani, kabullenmediğin halde yine de susabiliyorsun ya hani, hak etmediğini bildiğin halde yine de imtihandır deyip sükut edebiliyorsun ya hani, üzülme Allah hepsini görüyor, sen içini ferah tut, hiçbir haksızlık yoktur ki cezasız kalmasın. Sen Allah'a havale et, bırak intikamını o alsın" diye yazdı. Sevenleri vefat haberi üzerine sosyal medyada başsağlığı mesajları yayınladılar. Çanakkale Merkez İlçe köylerinde Tarım İl Müdürlüğü'nün genç çiftçi projesi kapsamında Konya'dan getirtip dağıttığı hayvanların hasta olduğu ortaya çıktı. Son günlerde hayvan ölümlerinin artarken tedbir olarak köylerdeki hayvanlara veba aşısına başlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türk hayvancılığını geliştirmek üzere projelendirilen Genç Çiftçi Projesi kapsamında geçtiğimiz günlerde Çanakkale'li 10 çiftçiye 70 kadar koyun dağıtıldı. 10 çiftçi Çanakkale'nin merkez ilçeye bağlı 7 ayrı köyde aldıkları hibe hayvanlara bakmaya başladılar. Hayvanların teslim alınmasından kısa süre sonra ise genç çiftçiler büyük şok yaşadı. Teslim aldıkları hayvanlar kısa sürede henüz belirlenemeyen bir hastalık nedeniyle ölmeye başladı. Hayvanların ölümü 7 köyde büyük panik yaratırken yetkili kurumlar harekete geçti. Aynalı Pazar gazetesinin haberine göre çiftçilere hibe edilen hayvanların birer ikişer ölmesi üzerine Tarım İl Müdürlüğü hayvan sağlığı birimlerine bağlı veterinerlere bilgi verildi. Yetkililer hastalık nedeniyle öldüğü tespit edilen hayvanlardan aldıklarını numuneleri İstanbul'a tahlile gönderdiler. Ölen hayvanlarsa ilaçlanarak gömüldü. Edinilen bilgiye göre Çanakkale'li genç çiftçilere teslim edilen hayvanların kulaklarına takılan plakaların kayıtlarının Konya iline ait olduğu tespit edildi. Yetkililer ise hayvanların Konya'da sisteme kayıt edilmiş olsa bile yurt dışından getirilmiş olabileceğini belirttiler. 70 kadar hayvanın kaçının hastalık nedeniyle öldüğü açıklanmazken hayvanların ölümüne sebep olan hastalığın bulaşıcı olabileceği tahmin ediliyor. Yetkililer hayvanlardaki rahatsızlığın insanlara bulaşıp bulaşmayacağı ile ilgili bilgi konusunda ise İstanbul'a gönderilen numunelerden alınacak kesin sonuçlar sonrası tespit edilebileceğini belirttiler. Yetkililerin ise en çok korktukları ise ölen hayvanların koyun keçi vebası sebebiyle ölmüş olma ihtimali. Yetkililer eğer hayvanların koyun keçi vebası sebebiyle öldüklerinin tespit edilmesi halinde Çanakkale'de il genelinde çok büyük bir karantina işlemi başlatabileceklerini belirtiyorlar. Çanakkale'den Çan istikametine gitmekte olan bir otomobil sürücüsünün yaptığı hatalı sollama sonucu benzin istasyonuna girerek aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çanakkale'den Çan istikametine gitmekte olan AA adlı kişi kontrolündeki otomobil sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu kontrolden çıkarak bir benzin istasyonuna girdi. Çarpmanın sonucu araçta bulunan hava yastıklarının açılmasıyla kazayı küçük sıyrıklarla atlatan AA olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda toplam 41 şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale'de kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 37 şüpheli ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan da 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan bir şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Bir şüpheli mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla ve 2 şüpheli de savcılıktan olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı. Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden çeşitli uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirildiği ve tüm maddelere el konulduğu bildirildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Batı Trakya Türklerinin efsane lideri Doktor Sadık Ahmet'in 24. ölüm yıl dönümü törenlerine katılmak için Gümüşsine'ye gitti. Allah hepinizden razı olsun. Akşener, Yunanistan'a geçmeden önce İpsala Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ve İpsala halkı tarafından karşılanan Akşener burada yaptığı konuşmada kendisine Batı Trakyalı göçmen bir ailenin çocuğu olduğunu söyledi. Doktor Sadık Ahmet için Dümürcine'de düzenlenen törene katılmak için İpsala'dan geçtik, geçiyoruz, oraya katılacağım. Ondan sonra da yarın gene rahmetli Naim Süleymanoğlu için açılacak bir kültür merkezinde onun açılışında bulunmak üzere de Bulgaristan'a geçeceğim. Sizlerin selamlarını orada yaşayan kardeşlerimize, soydaşlarımıza götüreceğim. Bir kısmı yarınızın akrabası, bir kısmı da diğer yarınızın akrabası. Ben Batı Trakya göçmeni, mübadil göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Dolayısıyla Sadık Ahmet'e
Türklük bayrağını hapis pahasına, hapis yatma pahasına, eziyet işkence görme pahasına, biz sadece Müslüman azınlık değiliz, Müslüman Türk azınlığı, ben de Türk'üm diyerek her bedeli ödemiş. Akşener, Batı Trakya'da Doktor Sadık Ahmet'in mezarı başında yapılacak anma törenine, ardından da Bulgaristan'a geçerek Naim Süleymanoğlu adına açılacak olan kültür merkezinin açılışına katılacak. Kepez eski belediye başkanı Doktor Ömer Faruk Mutan, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak göreve başladı. Operatör Doktor Burak Demircan'ın başhekim olarak görevini sürdürdüğü Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak göreve atandığını belirten Doktor Ömer Faruk Mutan, 1997 ile 99 yılları arası Çanakkale İl Sağlık Müdürü olarak da görev yapmıştı. 1960 Konya doğumlu Doktor Ömer Faruk Mutan, babasının memur olması nedeniyle ilkokulu çeşitli illerde okuyup en son Çan İlkokulu'ndan mezun oldu. 1975 yılından itibaren Kepez'e babasının emekli olması nedeniyle yerleşti ve liseyi Çanakkale'de bitirdi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Mutan, 1986 yılında hekimlik görevine başlayarak çeşitli il ve ilçelerde çalıştı. 1992 yılında Kepez Sağlık Ocağı'na atandı. Kepez'de 99-2004 tarihleri arasında Demokratik Sol Parti'den belediye başkanlığı yapan Mutan, 2005-2009 yılları arasındaysa Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şube Başkanlığı görevinde yer aldı. 2009 yerel seçimlerinde Kepez'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olan Mutan, 3 dönem belediye başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart yerel seçimlerinde Çanakkale Belediye Başkanlığı için aday adaylığını da koyan Mutan, hizmetlerine hekim olarak devam edecek. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Alper Dardeniz, düzenlenen törenle görevini Profesör Doktor Murat Yıldırım'a devretti. Dekanlık binasında gerçekleştirilen devir teslim törenine ÇÖMÜ Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Bünyamin Bacak ve akademisyenler katıldı. Rektör Murat, Profesör Doktor Alper Dardeniz'e fakülteye yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederek idari görevlerin gelip geçici olduğunu vurgulayarak öğrencileri en iyi şekilde eğitmek, proje üretmek gibi görevlerinin her zaman devam ettiğini ifade etti. Dardeniz, görev yaptığı süre zarfında tüm akademik ve idari personele katkılarından dolayı teşekkür ederek Yıldırım'a görevinde başarılar diledi. Tören çiçek takdimiyle sona erdi. Çanakkale'de imar barışı kanununun istismar ettiği tespit edilen ruhsatsız kaçak yapılar yıkımına başlandı. Çanakkale'de imar barışı kanununun istismar edildiği 2018 ve 2019 yılları içinde de imarsız, ruhsatsız kaçak yapılar yapıldığı yetkililer tarafından tespit edildi. Çanakkale merkez ve ilçelerinde devam eden tespitlerde bugüne kadar 768 adet kaçak yapıya ait tutanaklar hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile il özel idare ekipleri hukuki işlemleri tamamlanan ve yasal dayanağı, hukuki gerekçeleri kalmayan binaların 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesine göre yıkımına başladı. İmar barışı kanununun istismarını engellemek için Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çanakkale İl Özel İdaresi ve belediyelerin teknik elemanlarının denetimlerini sürdürdüğü belirtildi. Tespit edilen kaçak yapılara ilişkin yıkım işlemleri, adli süreçler tamamlandıkça devam edilecek. Bozcaada Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre 20. Bozcaada Kültür, Sanat ve Bağ Bozumu Festivali bu yıl 6-8 Eylül tarihinde düzenlenecek. Tarihi üzümle bir olan Bozcaada'nın bağlarına yapılan yolculuk birbirinden güzel anılara sahne oluyor. Traktör turlarıyla şenlik havasında geçen bağ bozumu günleri adaya renk katıyor. Katılımcılar bir yandan bağlarda üzüm yetiştiriciliği hakkında bilgi alırken kendilerine hediye edilen el örmesi hasır sepetlerini üzümle doldurma fırsatını da bulabilecek. Tura katılmak isteyenler ada merkezinde kurulan tur standlarına başvurarak belirtilen saatteki araca rezervasyon yaptırabilecekler.
Çanakkale Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Yönetim Kurulu, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu ve Genel Sekreter Sema Sandal'la buluştu. Evet, ÇTSO Başkanı Selçuk Semizoğlu'nun makamında ziyaret eden Çanakkale Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Yönetim Kurulu, kentin ihtiyacı olan güç birliklerinin gelişmesinde atılacak adımların önemine değindi. Süreç itibarıyla basın sektörünün sorunlarının da gündeme getirildiği toplantıda dernek yöneticileri öncelikle görevlerinin sektörün itibarının yükseltilmesi, mesleki yeterlilik başta olmak üzere Çanakkale'nin gelişimine yönelik atılacak olan adımlarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, eksikliklerin ortaya çıkarılması ve kentin gelişim noktalarında basının görevine ve sorumluluğuna vurgu yapıldı. Çanakkale'nin Güzelyalı beldesinde yapılan yol çalışmaları nedeniyle eski İzmir yolu olarak kullanılan ana cadde günlerdir trafiğe kapalı. Evet, yapılan çalışmalar nedeniyle oluşan gürültünün yanı sıra ortaya çıkan toz topraktan dolayı ise vatandaşlar adeta isyan noktasında. Şikayetlerden dolayı Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan belediye meclisinde bir açıklama yaparak vatandaşlardan özür diledi. Başkan açıklamasında vatandaşlarımızın tozdan dolayı şikayetleri var. Halkımızdan özür diliyorum ama bunu yapmaya mecburuz dedi. 2019 yılı köylerin altyapısının desteklenmesi projesi kapsamında Çanakkale'ye 30 milyon 525 bin liralık ödeneği tahsis edildi. Evet efendim, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen uygulama esas ve usullerine uygun olarak verilen ödenek, suyu yetersiz köy ve bağlıları başta olmak üzere içme suyu projelerinde köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesine yönelik yol projelerinde ve atık su projelerinde kullanılacak. Proje başlangıcında yol ve ulaşım amaçlı proje sayısı 36 adet, içme ve kullanma suyu temin veya iyileştirme proje sayısı ise 59 adet, atık su proje sayısı 4 adet olarak belirlenirken toplam 99 adet projenin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandı. Ekonomik kriz Çanakkale Kent Konseyi Mahalle Meclislerini de vurdu. Ekonomik tedbirler dahilinde mahalle meclislerinin çalışma ofislerinin kapatılması kararı uygulanmaya başladı. Çanakkale Kent Konseyi Genel Sekreteri Yeliz Kaçarlar yaptığı açıklamada ekonomik tedbirler nedeniyle şu an için mahalle meclisleri çalışma ofislerimizi kapatıyoruz. Mahalle meclislerimizde tematik meclislerimiz gibi konsey binasında yeni dönemde çalışmalarına devam edecek dedi. Ayrıca Genel Sekreter Kaçarlar Esenler Cevat Paşa İsmet Paşa Mahalle Meclisi ofislerinin tamamen boşaltıldığını, Perşembe günü itibariyle hepsinin boşaltılmış olacağını bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü'nün web sitesinde yayınladığı Çanakkale İli Yüzme Suyu hakkında yapılan kamuoyu bilgilendirmesine göre kent merkezinde bulunan Çanakkale plajlarının yüzme suyu analiz sonuçları mükemmel değerde çıktı. Kaz Dağları Araştırma Önergesi'nin AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla mecliste reddedilmesi öncesinde AK Parti Çanakkale Milletvekilleri Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu, Güzelyalı'dan denize lağım akıyor iddialarını gündeme getirmişlerdi. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan iddiaları yalanlarken, Çanakkale Belediye Başkanlığı geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesi üzerinden Sağlık İl Müdürlüğü'nün yaptığı su analizlerini yayınladı. Çanakkale Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada doğaya ve gelecek nesillerimize sorumluluğumuz büyük. Bu nedenle çevre yatırımlarını çok önemsiyor. Örnek pek çok çalışmaya imza atıyoruz. Yaz aylarında bulunmamız nedeniyle kentlilerimizi yakından ilgilendiren konuların başındaysa deniz temizliğimiz geliyor. Çanakkale'nin denizinde gönül rahatlığıyla yüzebilirsiniz. Çünkü plajlarımızda 5 yıldır mavi bayrak dalgalanıyor. Hatta bu yıl bu sayıyı arttırarak Güzelyalı Halk Plajımızı da bu listeye ekledik. İfadeleri yer aldı. Açıklamanın devamındaysa Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü'nün web sitesinde yayınladığı Çanakkale İli Yüzme Suyu hakkında yapılan kamuoyu bilgilendirmesine göre kent merkezinde bulunan Çanakkale plajlarının yüzme suyu analiz sonuçları mükemmel değerdedir. Kaldı ki Çanakkale Belediyesi bu değerleri sonuna kadar korumak adına sadece kent merkezinde değil, mücavir alanlarımızın da arıtma ihtiyacına yine çevreci çözüm getirmek adına Güzelyalı Dardanos Atık Su arıtma tesisini çok yakın bir zamanda hayata geçirerek çevreci projelerine bir yenisini daha eklemiş olacaktır.
Çevre bizim, hepimizin sorumluluğu. Kıyısında oturup günü batırdığımız masmavi denizimizden, gölgesinde soluklandığımız yemyeşil Kaz Dağı göknarımızdan, soluduğumuz tertemiz, bol oksijenli havamızdan yalnızca biz değil, çocuklarımız değil, gelecek nesiller de yararlansın istiyoruz. Tüm çabamız bunun için ifadeleri yer aldı. Sayın seyirciler, bu akşamlıkta haberlerimizin sonuna geldik. Bültenimiz ekonomi ve hava durumuyla devam edecek. Bizlere 0286 alan koduyla 213-66-67 ya da 0549-500-1717 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz. Yarın akşam saat 18'de Ton TV ana haber bülteninde buluşuncaya dek efendim hoşçakalın, iyi akşamlar. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.